lerinizi bekliyoruz. 0543 366 5050 50 WhatsApp hattımız. 0543 366 5050'ye mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bizleri an itibariyle YouTube üzerinden takip eden değerli izleyicilerimiz lütfen yayınımızı beğenelim, paylaşalım. Aynı zamanda yorum yapmayı da unutmayalım. Şimdiden katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Hocam merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyi siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam ee, hemen Bismillah diyerek hocam giriş yapmak istiyorum bu akşam cinler insanları kaçırabilir mi enteresan bir, bir konu, konu. Ee, ihtilaflı bir konu evet. ee, ve tabii ki izleyicilerimiz de merakla bekliyordur Kürşat Berkan hocam bu konuyla alakalı neler söyleyecek hemen ilk soruyla başlayalım hocam hı hı. cinler başlıkta verdik İnsanı kaçırabilir mi hocam? Buyurun. Şimdi oradan başlayalım ama öncesinde bir duyuru yapalım izleyicilerimize. Buyurun hocam. Ee, sevgili dostlar Hüseyin abimizin bir yakını e, şu an yoğun bakımda hastanede. E, geçen hafta bu sebeple program yapamamıştık. Bu vesileyle de acil şifa olması adına sizlerden dua isteriz. Abi hakkını sana sormadan söyledim Estağfurullah ama. Estağfurullah hocam. Allah razı olsun. E, o yüzden hani izleyenimiz de çok biliyoruz. E, o yüzden izleyenlerden de e, şifa olması hasebiyle, çünkü. Biliyorsunuz ki her şey duanın üzerine. Rabbim dua edin ki icabet edeyim. Faiz tecaptım diyor. Dua edin ki icabet edeyim diyor. O nedenle sizler de e, yoğun bakımda olan hastamıza şifası için dua ederseniz çok seviniriz. Şimdi sizden de şimdi üstad bununla ilgili çok rivayet var. Bu rivayetlerden e, tabi biz hem İslami olarak bakalım e, İslami tarafta neler olmuş neler bitmiş hem de bilimsel anlamda da neler olup bitiyor ya da olabilir mi? Buna da bakalım. Cinler insanı kaçırabilir mi? Bizim ilk bakacağımız nokta cinlerin enerji oluşu. Yani evet. bir enerji formu başka bir enerji formunu kaçırabilir mi? Gözüyle bakacağız. Ama bunu biraz daha somutlaştırarak yaşanmış olay var mı yok mu düşüncesiyle bakalım olaya. Şimdi Ebu Ubeyde ya da Beyhaki'nin kitaplarında görebiliriz bir hikaye vardır Hazreti Ömerle alakalı. Hazreti Ömer'in döneminde bir kadıncağız onun halifelik döneminde bir kadıncağız geliyor mübareğin yanına ve diyor ki efendim benim eşim bir akşam vakti iki gün önce bir akşam vakti mescide gelmek için evinden çıktı ama iki gündür ortalıkta yok. Tekrar aile efradına soruyorlar böyle bir şey var mıdır diye onay aldıktan sonra kadıncağız da diyor ki bir süre bekle. Sabırla bir süre bekle. Allah'a dua et. İnşallah dönecektir. Kadın bir süre bekliyor. İşte bu bir süre dediğimiz bir hafta mıdır, bir ay mıdır, üç ay mıdır bilemiyoruz. Ama bir süre bekliyor. Bekledikten sonra gelen giden olmuyor. Ve sonra bu kadın eşi gelmeyince tekrar Hazreti Ömer Anh'ın yanına gidiyor. Ve diyor ki efendim benim eşim bayağı bir süre oldu ama halen gelmedi ve sağlığından artık şüphe ediyorum. Çünkü evimizde bir geçimsizlik yok idi ya da ne bileyim gitmesini gerektirecek bir durum yok idi ya da bir savaşa gitmedi ya da bir hicrete gitmedi. Sadece mescide geliyordu. Durduk yere kayboldu. Ve diyor ki arıyorlar tabii ki bu süre zarfında beyefendiyi evet. yoğun bir aramadan geçiriyorlar. Gidebileceği her yere soruyorlar, haber gönderiyorlar. Haber gelmeyince bu sefer Hazreti Ömer ya da Allah efendimiz diyor ki sen Dört yıl boyunca bekle. Dört yıl boyunca bekle. Peki. Dört yıl boyunca bekliyor. Ve yine gelen giden olmuyor. Kadın tekrar geliyor ve diyor ki efendim dört yıl geçti. Ve benim eşim gelmedi. Bunun üzerine halife buyuruyor ki üzerinden dört yıl geçti. Bu çok uzun bir süre. Kocanın senin üzerindeki haklarının baki kalmasının üzerine çıkan bir süre. Çünkü bu süre zarfında hiçbir kocalık vasfının gerektirdiği hiçbir şey yapmadı. Yapamadı çünkü. Ortada yok. Yok. O nedenle senin üzerindeki kocalık haklarının getirdiği o şeyleri yapamıyor. Bu yüzden de sendeki kocalık hakkı artık bitmiştir. Arzu edersen bekleyebilirsin. Arzu edersen evlenebilirsin. Kadın da diyor ki ben bir düşüneyim. Düşünüyor taşınıyor. Ondan sonra tekrar geliyor. Efendim diyor ben düşündüm. Benim bir tane de evladım var. Müsaadeniz olursa ben genç de bir kadınım. Müsaadeniz olursa tekrar bir izdivaç yapmak isterim. Müsaade veriliyor ve evleniyor. Bir rivayete göre aradan tekrar bir dört yıl geçiyor. Başka bir rivayete göre evlendiğinin üzerinden on iki yıl geçiyor. Adam çıkıp geliyor. Ve bakıyor ki kaldıkları evde kadın yok. Soruyor soruşturuyor diyorlar ki o yeniden evlendi. E nerede? E, bu işte burada. Gidiyor kadınla kavgaya tutuşuyor. Eski eşiyle kavgaya tutuşuyor. Yeni evlendiği beyefendi tekrar kavgaya tutuşuyor. Bir münakaşa oluyor. Tekrar kendilerini Hazreti Ömer'in karşısında buluyorlar. Hazreti Ömer soruyor diyor ki bugüne kadar neredeydi mübarek? Mescide diye çıkmışsın. Evet. Aradan 12 yıl, 13 yıl geçmiş. Yeni geliyorsun. Efendim diyor ben mescide gelirken bir mezarlığın yanından geçtim. Mezarlığın yanından geçerken de tanımadığım insanlar geldiler ve beni esir aldılar. Daha sonradan öğrendim ki bu insanlar cinlerdi. Cinlerin bir kabilesiydi. Beni kendi yerlerine götürdüler ve esir aldılar. Burası bir mağaraydı. Hatta başka bir anlatımda yanında başka insanların da olduğunu söylüyor. Burası bir mağaraydı. Beni esir aldılar ve hiçbir şekilde geriye gelemedim. Ben gelmek için hüviyete sahip değildim, özgürlüğe sahip değildim. Mazeretim vardı. Bu nedenle gelemedim. Dolayısıyla eşimin de beni beklemesi gerekmez miydi? O da diyor ki çok uzun bir süre olduğu için beklemesi gerekmezdi. Serinlik an düşmüştü. Evet. Yani biz de bu hikayeden beyhakiden aktarılan bu hikayeden anlıyoruz ki metafiziki varlıklar insanları kaçırma gibi bir güce sahip olabiliyorlar. Ama ben her zaman şunu savunuyorum. Diyorum ki insanların fizik enerjisinin yanında cinlerin kendi enerjisi çok zayıf kalır. Bu nedenle bir insanı bir cin tek başına alıp kaçıramaz. Belki cinlerin topluluğu, kabilesi yoğun bir enerjiyle kendi boyutlarına geçirmiş olabilir mi? Evet, olabilir. Peki bunun olabilirliğinin düzeyine başka örnekleri var mı? Var. Hemen anlatalım. Yönetmenimizden rica edelim. Fahit dergisi sayısını vermiştik. Sarı bir kapak. Evet yönetmenim. Yani sadece o fotoğrafı verelim. İslam kültüründe değil, daha önceden ya da daha sonradan da benzer durumlara yaşanmış. Şimdi bir tanesinde bu biz Hazreti Ömer döneminden örnek verdik. Bir de Avrupa'dan bir örnek vererek anlatalım. Yani sadece Şimdi hocam fiziki olarak zaten dediğiniz gibi altını çizdiniz. ...taşınma olasılığı düşük diyorsunuz değil mi hocam? Yani evet. fiziken. Evet evet bir bedeni başka bir boyuta ışınlamamı deriz adına. Yoksa o boyuta atlatma mı deriz ne deriz bilmiyorum. Onun yapma ihtimallerinin zayıf olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben olaya enerji açısından bakıyorum. İnsanların kendi bedeninde hem aura bedende hem fizik bedenin enerjisinde... E, ...yoğun bir enerji var. Bu enerjiyi başka bir boyuta taşımalarının düşük olacağını savunuyorum ekrana şimdi görüntümüzde gelecek. Orada da anlatacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar Fate diye bir dergi var. Bu dergi çok eski dönemlerde çıkıyordu. Bu arada ekranda hocam. Bu arada Fate isimli dergiden bahsederken hemen bir duyuru da yapalım. Bizim de Fate isimli dergi dünya üzerinde olmuş ezoterik olayları inceleyen bir dergiydi. Yine Türkiye'de benzerleri yapılmıştı. Bilinmeyenler isimli bir dergi çıkmıştı. Yıllar yıllar önce benim çocukluğumda okuyorduk. Ve şimdi yıllar sonra biz bir dergi hazırladık. Ezoterizm dergisi. Alanında Türkiye'de yeni çağlarda çıkan ilk dergi. İnşallah bunu da Ocak ayında uzun bir süre ara vermiştik. İlk üç sayısını e, ücretsiz olarak sunmuştuk. Şimdi yeni sayısı baskılı olarak çıkıyor. İlk üç sayısı dijital olarak çıkmıştı. Siz çıkarıyorsunuz Yeni sayısını hocam? inşallah biz e, çok güzel bir yazar kadrosuyla yine Ezoterik konularla beraber Ocak ayında çıkaracağız. Instagram adresinden e, ezoterizm dergisi yazıp bulabilirler. Ya da ezoterizmdergisi.com adresinden bulabilirler. Şimdi bu ekranda gördüğünüz Fahit isimli bir dergi. 1956 yılında çıkan sayısında bir olay anlatılıyor. Bu olayda e, Miriam Goldie isminde bir bayan var. Bu bayan asansörle bir kata çıkıyor çıktığı katta asansör duruyor ve kendisi aşağıya iniyor. İndiğinde etrafına bakıyor. Yanlış yere geldim diye düşünüyor. Bakıyor çünkü tanıdık bir yer değil. Yanlış yere geldim diyor. Asansöre tekrar basıyor. Asansör gelmiyor. Asansör gelmeyince ben nereye geldim? Hani başka bir çıkış var mı diye yöneliyor. Kapıdan çıktığında kendini bir tren istasyonunda buluyor. Ama bir dakika yani yanlış bir şeyler var. Alt kattan binmişti. Üst kata çıkmıştı. Evet. Alt katında tren istasyonu yoktu. Üst katta olması imkansız. Ama tren istasyonuna çıktı. Ve sonra kadın tekrar geri dönüyor. Yine asansörün olduğu yerde bir kapı görüyor. Bu sefer daha çok afallıyor. Ve etrafı gezmeye başlıyor. Gezmeye başladığında ağlayan başka bir çocukla karşılaşıyor. Ve ilişki tarafı şurası. Diğer insanlar kendisini görmüyor. Ve o insanlar da bazıları normal insana da benzemiyor. Çocuk ağlıyor. Fark ediyor ki sadece çocuk kendisini görüyor. Çocuğa yanaşıyor ve işte çocukla konuşuyor. Çocuk da kendisi gibi başka bir boyuta geldiğini düşünüyor. Diyor ki ben birdenbire kendimi burada buldum. Ama ben aslında burada değildim. Başka bir yerdeydim. Daha sonra işte çocukla o kendi arasında bir mücadele geçiyor. Ee, eski yerine dönebilmek için kendisini kadın bir lokantanın içinde uyanmış halde buluyor. Ve normalde oturduğu, kaybolduğu yere de biraz uzak bir yerde buluyor. Buradan da biz şunu görüyoruz. Az önceki Hazreti Ömer olayında anlattığımız gibi orada cinlerin bir kaçırması vardı, bedenen bir kaçırması vardı. Burada da 1956 yılında yayınlanan dergide de e, biz neyi gördük? İşte bir kadının ve bir çocuğun başka bir boyuta e, geçişini gördük. Şimdi başka bir görüntümüz daha var bir beyefendi görüntüsü vardı. Onu da bir alabilir miyiz? Ekranlı hocam. Evet. Bu beyefendi çok farklı bir beyefendi. Bir olay yaşıyor. Bu olayı da tek başına yaşamıyor. Bir ekip bunlar. Daha doğrusu bunlar hazine avcısı. Arkadaşlarıyla beraber toplanıyorlar. Arizona bölgesinde define aramaya gidiyorlar ve bir yapıyla karşılaşıyorlar. Şimdi o yapıyı görelim. Böyle devasa kapı gibi bir yapıyla karşılaşıyorlar. Tabii diğer ya... fotoğraf yönetiminin. Dağlı taşlı bir arazi ama garip bir yapı var ve bildiğimiz, evet bu görüntü, bildiğimiz kapıya benziyor. Bu beyefendiler bu kapıyı uzaktan görüyorlar. Define alıcıları kamp kurmuşlar, ateşlerini yakmışlar. Akşam vakti ışıklar görüyorlar, ışık topları görüyorlar. Aşağıya iniyor yok oluyor, aşağıya iniyor yok oluyor. Tekrar geri çıkıyor, havalanıyor yok oluyor. Garipsiyorlar bunu diyorlar ki ne oluyor burada bir gidelim bakalım o dönemde de hani uzaylı vakaları falan da var. İşte UFO göründü falan filan gibi. Evet. Ee, yanaşıyorlar bunun yanına. 1981 yılında oluyor bu olay. Yaklaşıyorlar bu kapının olduğu yere. Kapının bir tarafından bu ışık topları giriyor. Arka tarafından çıkmıyor. Yok oluyor. Ve daha şu anki insan boyutundan daha uzun boylu olan bazı insanlar kapıdan çıkıyor. Kapıdan çıktıktan sonra karanlığın içine yürüyorlar, kayboluyorlar. Bu durumu garipsiyorlar. Tekrar korkuyorlar, çadırlarına geliyorlar, ışık ateşleri söndürüyorlar. Kıpırdamıyorlar. Sabaha kadar bekliyorlar. Sabah olunca tekrar aynı yere gidiyorlar. Ve bu gördüğümüz, şu an ekranda gördüğümüz deliğin içinden taş atıyorlar. Acaba hani başka bir boyuta geçiş kapısı mı? Kaybolacak mı diye? Tabii ki bir şey olmuyor. Taş yere düşüyor. Daha sonra kapı orada ama, değil mi kapı, Bu hâlen duruyor. Evet. Halen günümüzde de duruyor. Ama taş atıyorlar, ellerini sokuyorlar. Kesinlikle hiç Başka bir boyuta geçiş falan olmuyor. Fakat bu olayı aynı anda 4-5 kişi birden görüyor. Hani bir kişi görse halüsinasyon gördü diyebiliriz ama 4-5 kişi birden raporluyor bu olayı. Ve kayıtlara geçiyor. Polis kayıtlarına geçiyor bu olay. Aradan yıllar geçiyor. Yıllar geçtikten sonra yine aynı yerde benzer bir vaka oluyor. Bu benzer vakada da gece yürüyüşü yapan üç tane bir rivayete göre 7 tane, üç tane dağcı aynı bölgeden geçiyorlar ve buranın içinin döner şekilde, spiral şekilde döner bir ışık huzmesini görüyorlar. Ve yanına yaklaşıyorlar. O dağcılar yanına yaklaştığında o dönen ışık huzmesi yavaş yavaş azalıyor ve kayboluyor. Ve dağcılar aynı bir öncekilerin yaptığı gibi ellerini sokuyorlar. Kendilerini geçiyorlar acaba başka bir boyuta geçeceğiz mi diye. Ama bunların hiçbir tanesi olmuyor. Yani buradan da anlıyoruz ki Dünyamızda bazı yerlerde özellikle ley hattı dediğimiz bazı yerlerde buna benzer enerji geçiş kapıları ya da solucan dedikleri dediğimiz şeyler olabilme ihtimali gördüğümüz gibi var olabilir. Buna bilim ne diyor? Bilim buna sicim teorisi diyor. Ee, sicim teorisi denen bir teori var. Ee, Tabi bu sicim teorisi ve kuantum teorisi pek çok konuya da ışık tutan bir teori aslında. Sicim teorisi bu konuyla ilgili kısaca şunu söylüyor, diyor ki atomların altında e, nötron ve protonlar var ve biz nötron ve protonların altında da daha çok bilinmeyen başka kuarklar, başka parçacıklar da var ve onlar da inanılmaz bir dönme hızıyla dönüyorlar ve kararlı dönenler de var, kararsız dönenler de var. Biz bu enerjilerden yola çıkarak atom ve atom altı parçacıklar. Daha altındakileri saymıyoruz bile. Nötronlar, protonlar, kuarklar. Bunlardan yola çıkarak söylenen şu, biz dört boyutlu bir uzay zamandayız. Ama sicim teorisi diyor ki bu kadar alt parçacık varsa dört boyutlu bir uzay zaman açıklanamaz. Yani bizim algıladığımız, bildiğimiz dört boyutlu uzay zaman ee, atom ve atom altı parçacıklara göre uygun değil. Peki ne olması lazım? En az 10 uzay ve bir zaman boyut olması lazım. Bu da ne demek oluyor? Bizim boyutumuzun haricinde başka boyutlar da olması gerekiyor. Yine e, sicim teorisine göre biz 10 tane boyutun sadece 4. zaman boyutunda yaşıyoruz. Yine tekrar söylüyorum. Sicim teorisine göre 10 tane boyut varsa bu boyutlardan dördüncüsünde biz yaşıyorsak ve cinler bizden önce yaratıldıysa bizim bir alt boyutumuzda da olabilirler. Bizim bir üst boyutumuzda da olabilirler. Çünkü bilim diyor ki sen atom ve atom altı parçacıklara göre sadece bir boyuttasın. Ama senin haricinde 10 tane daha boyut var. Peki bu nasıl oluyor? 10 tane boyut varsa demek ki biz sadece bu boyutta yaşayan varlıklar değiliz. Biz o boyutların birinde yaşayan varlıklarız. Dolayısıyla başka boyutlara da geçiş olabilir. Cinler bizi kaçırabilir mi? Toplayalım. Cinler evet. bizi kaçırabilir mi? <laughs> Hazreti Ömer zamanına göre kaçırabilirmiş. Avrupa'da yaşanan vakalara göre kaçırabilirmiş. Ve yine ...Sicim teorisine göre, bilimsel çalışmalara göre de başka boyuta geçebilirmişiz. Yani Hazreti Ömer döneminde... diyorum yani bedeninde bu gerçekleşiyor değil evet, mi? Evet gerçek başka örnekleri de var. Onları anlatmadım mesela Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali'yi bir yere götürüp Hazreti Ali'nin etrafına çember çizip kendisinin başka bir boyuta geçiş hikayesi var. Bunları anlatmadık bile. Çok örneği var. Biz sadece hani halktan birilerinin bu olayı yaşadığına örnek vermek adına bunu anlattık. Yoksa ilim sahibi olanların yaşadığı da çok olaylar var. Peki hocam ee, geldiler. Nerede? <laughs> Bilmiyorum hocam. Geldiler kaçırdılar hocam diyelim. Hı hı. gerek e, fiziken e, peki hocam nereye götürüyor bu, bunlar? Şimdi eğer fiziken kaçırdıkları insanları diyelim. Fiziken kaçırıyorlarsa işte Hazreti Ömer olayında gördüğümüz gibi kendi boyutlarına götürüyorlar. Ama bir de ruhen kaçırma var. Ruhen kaçırma dediğimiz nedir? Program hocası da konuşmuştu Yani o zaman hocam bu kaçırma olayının da e, boyutları ve e, e, çeşitleri çeşitleri var diyelim. Tabii tabii bedenen kaçırma söz konusu ise bu boyut değiştirme olarak kabul edilebilir. Ama bir de ruhen kaçırma var. Ruhen kaçırmanın haricinde bilinç anlamında kaçırma da var. Tekrar söylüyorum. Bedenen kaçırma, ruhen kaçırma, astral boyut dediğimiz şey. Bir de bilinç anlamında kaçırma. Bedenen kaçırmayı anlattık. Bedenen kaçırma da kendi yerleri neresi oraya götürüyorlar. Astral boyutta kaçırma ise yani insanın ruhunu kaçırıyorlarsa aslında insan ruhunda kaçırma değil de çünkü insan ruhu bizim gümüş kordon dediğimiz bir bağla bedene bağlı ve mutlaka geri dönebiliyor Yani astral seyahat mi yaptırıyorlar hocam? Evet, aynen öyle. Bu astral seyahatte astral boyutun üst boyutlarına çıkartmıyorlar seni. Seni alt boyutta yani senin titreşim düzeyinin alt boyutunda tutuyorlar ve kendi mekanlarına götürüyorlar. Neresi, nerede yaşıyorlarsa orası. Mesela çok anlatırlar bizim toplumda çoktur. Eminim bizi izleyenlerin de ailelerinde duymuşlardır. İşte bizi kaçırdılar, kendi düğünlerine götürdüler diye. Evet. Çok vardır böyle hikaye. Benim kendi akrabalarım da bile var. Mesela Allah rahmet eylesin, babaannem Hayriye Hanım ondan bile duymuştum ben. Yine hadis hadisleden vardı mesela babamın babası. Onun döneminde bile anlatılanlar vardı. İşte bizi kaçırdılar, düğünlere götürdüler vesaire diye Çoktur bizim toplumda astral seyahatle olan kaçırmalarda insanın bedeni bir araçtır, otomobildir. Direksiyondaki ise ruhtur. Ama bazen sen ruhunun titreşim seviyesini düşürürsen o zaman senden daha yüksek bir titreşimde olan cin o direksiyona geçer ve o aracı sürmeye başlar. Cin olmasına bile gerek yok. Telegram dediğimiz yani bu uygulama olan telegramdan bahsetmiyorum. Yani zihin kontrol yöntemiyle bir cihaz var ona telegram deniyor. O telegram yöntemiyle, zihin kontrolü yöntemiyle de senin ruhunun titreşimini düşürüp bilincini kontrol edebiliyorlar. As, e, Aselsan cinayetlerinde olduğu gibi. Evet. Dolayısıyla asral seyahat boyutunda da varlıklar bir insanın ruhunu kaçırıp kendi boyutlarında o insanın ruhunu esir alabilirler. Bu nedenle hep ne diyoruz? Depresif olan insanların bu tarz şeyler yaşamaları... Çok daha yaygın bir şekilde görülür. O nedenle biz bedenimizi beslediğimiz gibi ruhumuzu da besleyeceğiz. Ne diyor? Kim ki benim zikrimden yüz çevirirse diye devam ediyor ayet. Kim ki benim zikrimden yüz çevirirse. Bak çok mühim. Ruhu evet. beslemek istiyorsak başka bir şey söyleyeyim abi. Allah diyor ki Ey Adem sen yaratılırken ben kendi ruhumdan sana üfledim. Demek ki biz ruhumuzda Rabbimin o rahmet pınarından da bir parça taşıyoruz. Dolayısıyla onun kıymetini bilmenin yanı sıra onu yine aynı pınardan beslemeliyiz. Aynı Kevser'den beslemeliyiz. Eğer biz o pınardan, o Kevser'den beslemez isek hayattaki hiçbir emelimiz, hiçbir duygumuz ilelebet olmayacak. Düşün abi, her zevki tadan birisini düşün. Çok örnekleri var bunların. Evet. Her zevki tadan birisi diyor ki her zevki tattım, her şeyi yaptım ama hiçbir şeyden zevk almıyorum. Hiçbir şey bana zevk vermiyor artık. Bana her şey boş geliyor. Gelir tabii. İlahi pınardan sen ruhunu beslemedin. O nedenle biz ilahi pınardan ruhumuzu beslemez isek ruhun titreşimi düşer ise metafiziki iki varlıklar alıp o ruhu kaçırabiliyor. Üçüncüsü de bilinç anlamında kaçırma. Beden olarak değil, astral seyahat olarak değil. Bizim zihnimize girerek bilincimizi yönlendirerek Hani nasıl musallatlı insanlar bize yazı yazıyorlar. İşte bize saldırıyor. Etrafı evet. kırıyor. Bu ne oluyor? Bilincin kaybolması. Kendinde olmama durumu oluyor. İşte bunun gibi birinci ele geçiren varlıklar o kişiyi tıpkı uyur gezerlerle olduğu gibi. Bilinci kendine değil bir robot gibi kişinin bedenine ayağı dikiyor ve kişi farkında olmadan onların komut verdiği yerlere gidebiliyor. Sonra bir sabah bir kalkıyorlar. işte evdeki hocam oğlum kayboldu. Polis araması yapılıyor. Bir bakıyorlar ki o gitmiş bilmem nerede barajda bulunmuş. İşte bilmem, bilmem gitmiş metruk yerde bulunmuş. Kendine geldiği zaman ne olduğu sorulduğunda ki bunlar ilgili çok polis kaydı da var. Ne olduğu sorulduğunda ben kendimde değildim bilmiyorum diyor. Ama bunu neye bağlıyorlar? İşte diyorlar ki ya, alkol aldı uyuşturucu e, kullandı. Bundan dolayı oldu. Evet. Tamam bunlar da insanın bilincini etkileyen şeyler ama o madde senin bedenini ayağa kaldırıp seni yürütmez. Olduğun yere sızmanı sağlar. O nedenle varlıkların da insanın bilincini ele geçirmek suretiyle kendi mekanlarına o insanı götürebildiğini biliyoruz. Daha önce duyduk örnekleri de çok var. Yani kısaca sorunun cevabı abi kendi e, mekanlarına, kendi yerlerine, kendi yaşadıkları yerlere insanları götürüyorlar. Şöyle bir soru gelebilir. Götürüyorlar da ne yapıyorlar? Tecavüz ediyorlar. Allah muhafaza. Maalesef böyle tecavüz ediyorlar. İnsanın enerjisinden faydalanıyorlar ve daha <laughs> ve daha enteresanı söyleyeyim sana. Fiziki maddeler kullanarak insana büyü yaptırıyorlar. Sen farkında değilsin. Kemiklerle, işte kanlarla, bir şeylerle bir şeyler yapıyorsun. Sen farkında değilsin ama. Sana o kötü şeyi, o kötü enerjiyi yaptırıyorlar. Kaçırmak suretiyle ama senin bilincin yerinde değil. Daha fenası Mesela yine Türk televizyonlarında televizyon ekranlarına yansımıştı. Çok üzüldüm ben o zaman. Bir tane kadıncağız iki tane çocuğunu öldürmüştü. Ve kelepçelemiş adliyenin önünde götürüyorlar. Kadın şöyle bağırıyordu. Bak halen internette bulabilirler. Kadın şöyle bağırıyordu abi. Diyordu ki vallahi ben çocuklarımı öldürmedim. Ben iki tane yeşil cüce varlık gördüm. Onları öldürdüm. Metafiziki varlıklar Alistasyonla kadına çocuklarının bedenine girmek suretiyle yeşil saldırgan varlıklar olarak gözükmüş. Kadın da ile hem kendini hem çocuklarını korumak için onları öldürmüş. Ama öldürdüğü aslında kendi evlatlarıydı. Bunun gibi çok olaylar var. Hem ülkemizde yaşanan hem Avrupa'da yaşanan çok olaylar var. Yani insanın bilincini kullanarak da bu varlıklar bir şeyler yapabiliyorlar. Ne zaman yapamazlar? Az önce söylediğim gibi biz Rahman'ın zikrinden yüz çevirmezsek, ilahi pınardan ruhumuzun titreşim seviyesini yükseltirsek. Çünkü abi bir denge var. O denge şaştığı zaman bizim şirazemiz kayıyor. Senin bedeninin, et bedenin titreşim seviyesi neyse ruhunun da titreşim seviyesi aynı düzeyde olmalı. Eğer ruhun titreşim seviyesi düşmeye başlarsa o zaman onun yerine başka titreşim seviyesinde olan gelecektir. İşte o da varlık. Bak dikkat et İnsanların mesela bazen görüyoruz kişi musallatlı, musallatı var yani belli. kişi evet. ters gidiyor, hiçbir iki yakası bir araya gelmiyor. Hep sinir sahibi, hep başına aksilikler geliyor falan falan falan. Ama gencecik aslan gibi cengaver. Kadın ya da erkek fark etmez. Bir bakıyorsun ya diyorsun ki hani öyle düşünüyorlar. Ya işte e, bunun sapasağlam akli dengesi yerinde. Evet. Ruhsal hiçbir sıkıntısı yok çok güçlü. Yani beden anlamında çok güçlü, enerji anlamında çok iyi. Nasıl musallat olur canım bunun diyorsun. Ama hayır öyle değil işte. Musallat bedene bir kere yerleşiyor. Ne zaman ki o kişinin seviyesi düşerse o zaman aktif olmaya başlıyor. Mesela diyor ki ya hocam ben de diyor cin olsa hissetmez mi ya Ya işte var her şeyin aksi gidiyor kardeşim yani. Sen musallatın bütün belirtilerini taşıyorsun. Tek hissetmen kalmış. Ama diyorsun ki ben hissetmiyorum. Peki ...musallatın etkisi olanları yaşamıyor musun? E yaşıyorum. E sadece şey kalmış, hissetmen kalmış. Niye hissetmiyorsun? Çünkü senin... ...beden enerjin ve ruh enerjin... ...şu an yerinde. O yavaş yavaş düşecek. Bu yaşlılıkla da düşebilir. Ya da seni farklı yollara... ...saptırarak da düşürebilirler. O zaman işte varlık devreye girip... O zaman sana görülmeye başlar. O zaman seni korkutmaya başlar. Zayıf o zaman aynen öyle. O zaman karartı olarak çıkmaya başlar ya da o zaman rüyalarına gelip seni rahatsız etmeye başlar. Ama sen kendine bakarsan her zaman söylüyorum güçlü olan biziz. Onları yeneriz. Onları yenmekte de değiliz Allah'ın izniyle. Evet hocam. E, teşekkür ediyorum. Yani e, kaçırdıklarında da ölümle sonuçlanabilecek e, durumlar tabii ki, tabii ki ortaya çıkıyor. Ee, bu arada hocam e, bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. E, sevgili seyirciler e, hemen e, Kürşat Berkan hocam e, sizden gelen sorulara yanıt vermeye ilk bölümde de başlayabiliriz. Lütfen 0543-366-5050'ye mesajlarınızı gönderin. 0543-366-5050. E hocam, e, sorulara başlayalım bu konuyla alakalı toparlayacak bir birkaç cümleniz de olabilir. Hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Ne kadar vaktimiz var reklama bu arada? Reklama bir 10-12 dakikamız var hocam. O zaman şöyle değerlendirelim onu. E, yetişirse yine bu bölümde de soru alırız. Bir fotoğraf getirdim. Yine bir üç kağıtçılık, evet. yine bir evet, dolandırıcılık o, fotoğrafı. Onu nottık. onu Evet. Onu deşifre edelim. Evet. Bir fotoğrafı görelim önce. Hikayesini bir anlatayım. İlginç bir fotoğraf var. İnternette çok dolaşıyor. Benim de karşıma geldi. Arkadaşlar gönderdiler. Onu da bir görelim. Çok ilginç bir konu. Enteresan hocam evet. Şimdi o olarak gelecek. <laughs> ee, i̇nsanların böyle bu konuya biliyorsunuz metafiziki konular ya da bilinmeyen konulara da çok meraklı bizim toplumumuz. Hal böyle olunca da bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Referans ekranından görüyorum bir önceki bu değil. Evet bu. Yani hocam zaten bizim bu programın... ...ana hedefi de bu değil mi? Tabii yani bir yandan da yanlışları düzeltmek. Düzeltmek ve uyarmak... E, ...bizi takip edenleri... ...insanları, toplumu uyarmak bu konuda. İnşallah niyetimiz o. Şimdi fotoğrafımız da gelecek. Ha, böyle kalabilir. Yusuf böyle verebilirsin ekrana. Çok ilginç bir fotoğraf, çok ilginç bir hikayesi var. Şimdi aslında bu... ...iki yaprak sevgili dostlar. E, fakat çok önemli değil. Zaten ikisi de aşağı yukarı aynı. Şimdi bunun hikayesine... iddia şu... <laughs> Çok iyi dinleyin beni. Evet. Çünkü yarın öbür gün karşınıza çıkacak. İddia şu. Diyorlar ki İbni Cuhase isminde bir zat vardı. İbni Cuhase milattan sonra 500 yılında cinlerin arasına karıştı. Yine kaçırıldı İbni Cuhase. Uzun bir süre cinlerle beraber yaşadı. Onlara hizmet etti. Cinler İbni Cuhase'yi uzun bir süre köle olarak kullandı. Ama daha sonra saldılar, izin verdiler. Azat ettiler Cuhase isimli köleyi. Ve Cuhase yaşadıklarının hepsini bir kitapta topladı. Mirattan sonra 500 yılında tam 500 sayfalık bir kitap yazdı. O kitapta bu. Fakat kitap öyle şeyler barındırıyordu ki o cinler ona Hazreti Süleyman zamanından kalma büyüleri de gösteriyorlardı. Tılsımları da gösteriyorlardı. Vefkleri de öğretiyorlardı. İbni Cuhase akıl almayacak şeyler anlatıyordu ve akıl almayacak şeyler öğretiyordu. Bu nedenle kitapları daha sonra alimler tarafından sakıncalı kitap olarak damgalandı. Çoğu yakıldı, iki nüsa kaldı. Bir tanesi İngiltere'de British Museum'da müzede var. Evet. İki nüshasında öbür kitabın, Türkiye'de kalan öbür kitabın da iki yaprağı ele geçirildi. O da bu. Yani şu gördüğünüz ekran. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Ekranda gördüğünüz bu sayfalar İbni Cuhase'nin milattan sonra 500 yılında yazdığı nüsa deniyor. Peki doğrusu ne? İkinci evet. fotoğrafı alalım. Doğrusunu beraber görelim. Gelsin yönetmenim ikinci fotoğraf lütfen. Şimdi sevgili arkadaşlar. Birincisi İbni Cuhase. Evet öbür tarafa doğru alalım. Öbür tarafa doğru alalım Yusuf. Al 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 al. Yani komple görelim Yönetmen bizi ekrandan alıp veya beni alıp tam ekranda verebilirsiniz tamam orijinal yazısı çıktı mı kalabilir biraz daha al evet. şimdi birincisi İbni Cuhasi diye birisi hiçbir zaman yaşamadı böyle bir kitap hiçbir zaman yazılmadı az önce gördüğünüz yapraklar Mustafa Kemal Atatürk'ün nutukuna ait yapraklar İbni Cuhasi'nin cinlerle ilgili bir kitabı hiçbir zaman olmadı böyle birisi yaşamadı bu kitapta tamamen uydurma. Peki biz bunu niye ikna taşıdık? Evet. Şöyle bir şey dönüyor ortalıkta abi. İbn Cuhasen'in kitabı diye kitap satıyorlar. İnternette ben gördüm arkadaşım bir tane sattı hocam böyle böyle bir kitap var. İbn Cuhasen'den kalmış falan diye ve bu kitabı satıyorlar. Fiyatı da ucuz 70 lira. Ama <laughs> 70 lira da uygun değil. <laughs> Ama İbn Cuhasen'in kitabı falan değil. Biliyorsunuz ki Havas ilmi hakkında ya da Tılsımat hakkında yazılmış bir sürü kitap var. O kitaplardan bir tanesini almışlar. En baş sayfasını değiştirmişler. Oraya İb Arapça olarak İbni Cuhase yazmışlar. Sonra da bu sayfayı bu haberleri koymuşlar. Az önce gösterdiğimiz haberi. Diyorlar ki işte bu İbni Cuhase'nin kitabını ele geçirdik. İngiltere'deki müze görevlisi e, fotoğrafını çekti. Bunu pdf'e çevirdi. Yani dijital ortama aktardı. Evet. Biz de oradan ele geçirdik. Bu kitap işte halka hizmet için 70 liraya satıyoruz. Ulan Eşşoğlu eşek niye o zaman 70 liraya satıyorsun halka hizmet için? Bedava ver. Kesinlikle inanmayın böyle yani bir şey hocam, yok. Yani böyle bir bu kişi nutuk. yok. <laughs> Öyle ya. birisi yok böyle bir kitap da yok. Bu Nutuk. Nutuk'taki sayfaları İbni Cuhase'nin Arapçası diye satıyorlar. Nutuk'un Arapça yazılmış hali. Ya bu kadar mı düştünüz abi o para helal mi ya? Gözünüzü seveyim ya. O yüzden bunu taşıyalım ekrana. Bizim izleyicimizi de uyaralım diye ekrana vermek istedik. Kesinlikle ne İbni Cuhase ile alakası var ne de Arapça el yazması bir e, cin kitabıyla alakası var bu orijinal nutuk sayfaları. Hatta altta da biliyorsunuz, görüyorsunuz yazıyor. Kesinlikle böyle bir şeye görürseniz, denk gelirsiniz prim vermeyin, satın almayın. Hiçbir işinize de yaramaz. Yani düzeltilecek bu olayın hiçbir tarafı yok <laughs> Hiç aslında daha, buyur, hocam? Evet abi aynen öyle. Ee, o zaman sorulara başlayalım mı hocam? Buyurun. Ee, bir 5-6 dakikamız var. Hemen e, bu arada 0543-366-5050 WhatsApp hattımız. Sorularınızı bekliyoruz. Bu akşam ilk soru YouTube'dan geliyor hocam. Ee, Ahmet Bey demiş ki, Yayger... Hocam sabah namazı için camiye giderken yolda cinler bize zarar verebilir mi? Şimdi şöyle cinlerin, özellikle şeytani cinlerin biz ne kadar rahmaniyet kısmına yaklaşırsak onlar bizimle uğraşmaya başlar. Ama tekrar söylüyorum bu bizi hiçbir zaman korkutmamalı. Çünkü onlar görevinin gereğini yapıyor. Ve o görevinin Aynı gereğini... Doğru, bu arada YouTube'dan da takip ediyorum reklam girdikleri. Evet. <laughs> 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 i̇zleyicimiz haklı etsin. Yen, hatırlayın şeytan ilk kovulduğu zaman orada bir olay olmuştu. O zaman dedi ki ayete reklamı da yaptık burada. <laughs> Öğrenci kardeşlerimize de <laughs> başarılar dileriz. Ee, hatırlayalım. O zaman şeytan demişti ki o zaman bana mühlet ver. Ben de onları sağından ve solundan yaklaşarak saptırayım. Evet. Şeytanın tek yapabileceği şey vesvese vermek. Eğer idrakimiz zayıfsa Belki görüntü eşliğinde bizi korkutabilir, ama bunlar bizi korkutmamalı. Hiçbir şey yapamaz. Bizi öldürme kudretine sahip değiller. Ne yapabilir ya bir, bir varlık? Ne yapabilir? Hadi diyelim ki en babası bizi öldürme kudretine sahip olsunlar. Ya ölüm bizim için şebi aruz, düğün. Burası bizim yaşadığımız holografik bir evren. Burada biz sadece yansımayız. Asıl varlığımız diğer tarafta. O nedenle tekrar toparlıyorum. Sabah namazına giderken şeytani varlıklar çok rahatsız olurlar. Net söylüyorum, çok rahatsız olurlar. Kanser oluyorlar, çıldırıyorlar. Bir insan kalksın yataktan, bedenini kaldırsın. Abdest alırken ayrı kahroluyorlar, namaza giderken ayrı kah kahroluyorlar, secdeye varırken ayrı kahroluyorlar. Deli oluyorlar deli. Onları onları delirtmek istiyorsan sabah namazı kılacaksın. Ama velaken tek velakin tekrar söylüyorum, onlar da bizle uğraşıyorlar. Evet. Sabah namazına giderken o karanlıkta da bizi korkutabilirler mi? Yani kenardan çıkıp hu diyecek halleri yok. Ama velakin vesveseyle bize korkutma, verebilirler. Tabii ki korkutma eylemine girişebilirler. Mesela yalnız başına sokakta yürüyorsun. Var böyle vakalar duymuştuk daha önce. Yalnız başına sokakta yürüyorsun, sabah namazına gidiyorsun, hiç kimse yok. Herkes fosur fosur uyuyor. Evet. Arkandan ses geliyor, adım adım sesi geliyor. Sen yavaşlıyorsun, o yavaşlıyor. Sen hızlanıyorsun, o hızlanıyor. Dönüyorsun, bakıyorsun, hiç kimse yok. Ondan sonra diyorsun ki ben camiye <laughs> eve geri döneyim en iyisi. Koşa koşa eve dönüyorsun. Yani bu gibi vakalar cinlerin bu gibi oyunları olabiliyor. Ama bunlar hiçbiri bizi korkutmasın. Sihir, sihirle demeyelim tabii yanlış olur. Önemli bir kelimemiz var. O da şu. E billahi en çok korktukları kelimelerden bir tanesi. Zaten Bunu deyin. Yolunuza devam. Abdestimizi almışız. Silahımız yanımızda. Zaten yanışamıyor. Bravo harikasın ya. Ee, hiçbir şey yapamazlar Allah'ın izniyle. Aynen öyle. Bir de sabah kalkma konusunda Hepimiz çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bende de dahil buna. Cidden doğru. sıkıntı yaşıyoruz. Doğru hocam doğru tabii. Sabah gözümüzü açtığımızda bu da yine bilimsel bir veri. Kalkamama sorunumuz var ya gözümüzü açıyoruz. Telefona bakıyoruz bir beş dakika daha kestireyim. Evet. Bu çok tatlı uygudur <laughs> Bir beş dakika daha kestireyim. Ya da sabah namazına kalkacağız. Ya hele hoca bir bağırsın sonra gideriz. Hocam, ya beş dakika sonra kılarız dediğimiz çok oluyor. Bilimsel veri de diyor ki gözünü açtın açtığın an yataktan fırlamalısın. Gözünü açtın bir sağa sola döndün bitti o iş. Bir daha uykuya dalarsın. Kalkamazsın. Kalkamazsın. Yapacağın gözünü açar açmaz kafanı yataktan kaldırıp yataktan fırlamak. Oturmak değil ayağa kalkmak. Ayağa kalktı mı diyor uykuyla alakalı her şey bitti. Ondan sonrası da rahat olur. Yani o atağa kalkma eylemini yaparsan Allah'ın izniyle sabah namazlarına gözünü açtığında da şeytanı bir sıfır önde başlamış olursun. Çünkü bununla ilgili hadis var. Diyor evet. ki gözünü açtığında şeytan bir düğüm atar. Ve bu düğüm üç tanedir. O üç düğümü attıktan sonra da zaten seni yatağa bağlar. Hadis uzun anlatmadım. Yatağa bağlar kalkamazsın. O nedenle bu düğümlerden kurtulmak adına gözümüzü açtık. Fırlayacağız. Tabi bunu yaptıktan sonra namazdan sonra da unutmayacağız. Kürşat kardeşim mutlaka dua edeceğiz. Eyvallah hocam. Kendime de pay çıkardım. Rabbim o düğüm <laughs> attılanlardan bizleri muhafaza eylesin diyelim. Hocam yine YouTube'dan Ercan Bey demiş ki. Hocam uzaylılar tarafından kaçırılanlarda da. Bu işi yapanlar cinler mi? Şimdi böyle <laughs> böyle bir konu var. Yani bu uzaylılar, cinler hocam çok iç içe girmiş. Evet evet, ee, evet. Zaman zaman çok böyle küçük küçük girmiştiniz siz bu konulara. Evet ben şöyle düşünüyorum ben bir kere uzaylılara inanıyorum. Dünyaya gelen gördüğümüz ufalar uzaylılar mıdır, cinler midir? Orada şunu düşünüyorum asla cinler değil. Sorgulamamız gereken dünyaya ya da gördüğümüz ufaların gerçekten uzaylı aracı mı yoksa insan yapımı araçlar olup olmadığını tartışmak. Cinler olup olmadığı konusuna gelince ben gördüğümüz UFO'ların cinler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü cinler çok yoğun bir şekilde bir enerji formunda bunlar çok yoğun bir şekilde birleşip materyalize olamazlar ve toplu halde insanlara gözükemezler. Bunun örneği yok. Bana inanmıyorlarsa azuz dediğimiz bir sistem var. Azuz bir cinin dile gelmesidir. Dile gelen bir kişi bulurlarsa, o cinleri kendileri sorsunlar. Asla böyle bir şey mümkün değil, mümkün olmadığını düşünüyorum ya da. Kaçırma olayına gelince de, orada şöyle bir konu var. Bazı cinler insanları kaçırıp kendilerinin uzaylı olduğunu iddia ettiklerini duymuştuk ya da bunu söyleyenlerle konuşmuştuk. Çok ilginç konular var. Televizyon ekranında anlatılmıyor. Evet. Yine bununla ben beraber çok kaçırılma vakası var. Bu kaçırılma vakalarının pek çoğunun da ben başka yaşam formları yani uzaylı dediğimiz yaşam formları tarafından olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu kaçırılan insanların bazılarında da şimdi bizim ismine yeni yeni çip dediğimiz takılmış, insan bedenine takılmış bazı mikro cihazlar buldular ve bunları ameliyatlarla çıkardılar ve ameliyatlarla çıkan o cihazların da bir sinyal yaydığı tespit edildi. Dolayısıyla ben bunları cinlerin yani bir insanın fiziki olarak ameliyattan bahsediyoruz. Manevi olarak farklı ameliyat yani hücre yapısı anlamında cinlerin de ameliyat yapabildiği iddia ediliyor. O ayrı konu. Fiziki anlamda cinlerin bir insanı kesip sonra orayı dikip ya da ne bileyim lazerle orayı yapıştırıp deri altına bir çip koyup buna benzer eylemleri yapabileceğini ben sanmıyorum düşünmüyorum ya da ihtimal vermiyorum. O nedenle kaçırmaların pek çoğunun dünya dışı başka varlıklar tarafından olabileceğini düşünüyorum. Uzaylılar konusunda da herhalde vaktimiz geldi toparlayayım. Uzaylılar konusunda da şöyle bakıyorum. Samanyolu galaksisinde bizim içinde bulunduğumuz galaksi 370 milyar tane Tabi yeni tespitlere göre bu çoğalmış. 370 milyar tane yaşanabilir dünya benzeri gezegen olduğu söyleniyor. Sadece Samanyolu galaksisinde. Ve Samanyolu galaksisi gibi de milyarlarca galaksi var. Yani şimdi Rabbim bu koca evreni bu aciz insanlar için mi yarattı? Sadece bizim için mi yarattı? Düşünsene koca bir başak tarlası var. O bir sürü başak tarlasının içinde sen diyorsun ki sadece benim başağımın tepesindeki o tanecikte buğday var. Yani Allah seni yarattı, beni yarattı. Başka insanlar, başka varlıklar, başka ya da mikroorganizmalar yaratmaktan aciz mi? Bence değil. Başka varlıklarda, başka gezegenlerde olabileceğini düşünüyorum çünkü Allah'ın yaratma sıfatının sonsuz olduğunu düşünüyorum. E, kaçırılmalar konusunda da uzaylıların da kaçırma gibi eylemi olduğunu ya da cinlerin de kaçırma eylemi olduğunu düşünenlerden Hocam bir soruyla reklama çıkalım. Bir soru hakkımız var. Ee, yine YouTube üzerinden Hatice Hanım sormuş hocam. Hocam oğlum sürekli rüyasında yüzü görünmeyen siyah saçlı bir kadın görüyormuş. Sürekli oğluma zabin oldu, zabin oldu, gibi deyip gülüyormuş. Oğlum da bıktığı için onu darp etmiş. <laughs> darp etmiş, iyi yapmış. zabin ol mu diyormuş abi? Ya hocam birinde zabin ol yazmış, İkincisinde Zebinol yazmış hocam. Hmm. Zabinol, Zebinol. Hmm, anladım. Demiş. Şimdi şöyle kelime anlamı nedir bilmiyorum e, bakmak lazım ama evet. pek çoğumuzun rüyasında Var hocam. pek çok pek çoğumuzun rüyasında bu gibi şeyler olabiliyor. Başka varlıklar görebiliyoruz, bu varlıklar gelip bize bir şeyler öğütleyebiliyor. ya da rüyamızda gelip bir şeyler bize verebiliyor. Bir kere ben her zaman şunu söylüyorum, rüyayı mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Rüyamızı kontrol edebilmek evet. için. Çünkü ilahi rüya ya da şeytani rüya olabilir. Ve bu rüyalarda yine izleyicilerimiz çoğu kez duymuştur ya da yaşamıştır. Gelip bir şeyler veriyorlar. O bir şeyin vermesi demek sizin rüyanızda bir metafiziki varlıktan herhangi bir şeyi almanız demek. İkinizin arasında bir anlaşma yapılıp sizin onu kabul etmeniz anlamına geliyor. O nedenle rüyalarda verilen hiçbir şeyi almayacağız. Verilen hiçbir şeyi yemeyeceğiz. Bu kardeşin durumuna gelince de darp ettikten sonra uzaklaştığı hisse ne güzel. Çünkü rüyada gelen varlık eğer Rahman'ı ise iyi bir surette gelir. Gelen varlık bunu diğer kardeşler için de söylüyorum. Gelen varlık farklı bir surette ise insan algısının hoş olmayacağı bir surette geliyorsa Ondan zaten hayır beklemeyeceğiz. Hocam gülüyor diyor. Biraz sanki geçiyor. dalga geçiyor değil mi hocam? Dalgülü Eğleniyor. Geçiyor. Yani zebun ol ya da zebin ol gibi cümleler kurarak da belki de büyülü bir kelime söylüyor ona. Ya da onu etkilemeye çalışıyor. Evet. Belki de şöyle düşünelim, daha etraflı düşünelim. Bu kelimeyi sürekli söylüyor. Çocuk bunun etkisinde kalıp da normal yaşamda bu kelimeleri tekrarlamaya başlasaydı. Belki de çocuk tılsımlı kelimeleri söyleye söyleye başka bir kapı açacaktı. O nedenle bence eline sağlık iyi yapmış yani. <gülüyor> Öyle <gülüyor> düşünüyorum. Hocam bir araya gidelim mi? Olur gidelim. Bir nefes alalım hocam, suluklanalım. Ee, sevgili seyirciler, e, yine dönüşte e, sorularla devam edeceğiz. Hem YouTube üzerinden hem WhatsApp üzerinden gelen sorular e, çok fazla. İlginize teşekkürler. 0543-366-5050 WhatsApp hattımız buraya sorularınızı lütfen göndermeye devam edin. Kısa bir ara ardından birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Metafizik alem kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. 0543-366-5050 WhatsApp hattımız 0543 366 5050 50 50 50 mesajlarınızı göndermeye lütfen devam edin. Hocam e, sorularla devam edelim. Bir YouTube sorusu daha alıyorum hocam. Ardından bir fotoğrafımız var. Onu ekrana taşıyacağız. YouTube'dan hocam izleyicimiz Mesut Bayram Bey demiş ki, hocam hastamız var, ee, sarı hastasıymış. Çok geçmiş olsun. Gecenin bir vakti hocam kendini sokakta buluyor ve bazen bir ağacın dibinde baygın şekilde buluyoruz. Şimdi şöyle programın ilk bölümünde aslında anlattık. Kaçırılmalar olabileceğinden bahsettik. Lakin Sara dediğimiz hastalığın da bu gibi şeyler yaptığını duyduk, biliyoruz ve bayılmaları da çok olduğunu biliyoruz. Bu nedenle şayet hastalığın sebebiyle böyle bir durum yaşamıyor ise bu kişinin üzerinde önce rukiye ayetlerini tatbik edebilirler daha sonra da metafizik uzmanı birinden herhangi bir metafiziksel bir problemi, problemi var mı yok mu öğrenebilirler ama ben tekrar söylüyorum sarı hastalarının pek çoğunda belirli vakitlerde yani hangi vakit olduğu kendisi tayin ediyor onu çünkü hani şu saatte çıkıyorum, bu saatte çıkıyorum tabii ki demiyor. Gece vakti de olabiliyor, gündüz vakti de olabiliyor. Bulunduğu yeri terk edip nereye gittiğini bilmeden gidebiliyor. Bunun gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Öyle sanıyorum ki bu kardeşinki de metafizik sıkıntı olmadan böyle bir durum olabilir. Ama yine de işlerinde kafalarında soru işareti kalmasın diye metafiziksel anlamda kendilerini kontrol ettirebilirler. E, fakat burada rukiye ayetleri çok mühim. Rukiye ayetleriyle kısa kısa terapiler yaparak da bu kardeşimizin üzerinde metafizik bir sıkıntı var mı yok mu anlayabilirler. Bunları deneyebilirler. Ama daha teferruatlı bir bilgi için metafizik uzmanına gidilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Sevgili yönetmenim fotoğrafı verebiliyor muyuz yoksa bir soruyla daha devam edelim mi? Hazırsa fotoğrafı alalım. Bu arada soru fotoğraf gelene kadar şöyle bir şey de söyleyelim. Ee, Youtube'dan da bazı sorular okuyacağız. Youtube'dan bizi izleyen kardeşlerimiz de normal sohbetlerini küçük harfle yapsınlar. Sorularını büyük harfle yazsınlar ki çünkü çok yoğun bir şekilde geçtiği için e, biz de onları kaçırmayalım görebilelim. <laughs> evet abi şimdi sendeyiz. Bu nedir? Hocam e, izleyicimiz demiş ki selamun aleyküm aleyküm selam. Geçen ay. Bahçede bu kağıdı buldum, bu nedir demiş hocam. Evimizde huzursuzluk var, geceleri uyuyamıyorum, korkular çok oluyor hocam. Devamında e, bunu bulduğunda bir e, naylonun içerisinde hocam olduğunu söylüyor. E, ve açtım diyor, bir Hı. sorun olur mu, oluşturur mu? Şimdi şöyle bakalım ona üzerinde besmele var. Ayetin de devamında وَنَّزُلُ minel diye devam ediyoruz orada kalıyoruz. Programdan önce de bakmıştık seninle. Evet, Şimdi evet. şöyle bir durum var burada. Birincisi bu kardeşimiz merak etmesin bu bir büyü malzemesi değil. Ya da kötü enerjiyle yazılmış şeyler değil. Üzerinde besmele aldatmacı olabilir. Şöyle aldatmacı tabii ki yanlış anlaşılmasın. Bazı kötü enerji yapanlar üzerinde besmele yazıyor ki Rahmani bir şey sanılsın diye. Bu öyle bir şey de değil. Bu şifa ayeti yani Estağfirullah ve nezzülü minel Kur'an'ı ma ve şifa ve lil mu'minin diye devam eden Allah'ın şifa ayeti olarak bildirdiği şüphesiz Kur'an müminler için şifadır mealinde olan ayetin başını yazmışlar. Daha sonra ise başka bir ayetten küçük bir pasaj koymuşlar. Daha sonra hurufu mukatta yani Arabi harfleri tek tek yerleştirmişler. Aşağıda en altta o yuvarlak bölümün hemen üstünde sağ tarafta kalanlar da yine şifa ile ilgili kısımlar hurufu mukatta kullanmışlar. Yani bu merak edilecek bir şey değil. Bir kötü enerji değil, bir büyü emaresi değil. Bunu bahçesinde bulmuş galiba öyle değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Evet hocam. Bunu bahçesinde bulmuş ama Bahçede bulunan şey işte bir naylon içine sarılmış demişti galiba. Tahrişli de olmamış, muhtemelen yenidir. Öyle düşünüyorum. Çünkü ne kadar naylon içinde olsa bile rutubet çekiyor, yine de tahriş oluyor. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir şey de olmamış. Bu nedenle eğer kendileri bilmiyorsa, onlar koymadıysa küçük küçük minik minik parçalara bölsün. Yani niye küçük parçalara böldürüyoruz arkadaşlar? Bunu da söyleyelim. Mesela evimizde bazen böyle bir şeyler buluyoruz bulduğumuz bu şeyleri yakalım mı, atalım mı, ne yapalım şaşırıyoruz. Bunun için de şunu yapıyoruz. Küçük parçalara bölüyoruz. Bundaki maksat da yazılan şeyin anlamını yitirmesi. Yani Bismillahirrahmanirrahim yazıyorsa Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin anlamını yitirmesini sağlıyoruz. Besmele'yi yakmamak adına. Ondan sonra da yok ediyoruz, imha ediyoruz. Bunu da imha edebilirler. Merak edilecek bir şey değil. Tabii başka bir şey yok ise. Sadece bu ise merak edilecek bir şey değil. Ya yani korkula, korkular ve hocam var diyor. Şimdi o korkuları kendisinde bir musallat durumu olabilir. Burayı iyi dinlesin. Kendisinde bir musallat durumu olabilir. Hatta daha önceden kendisine bir büyü yapılmış olabilir. Bir kötü enerji yapılmış olabilir. Bunun neticesinde de kendisini önemseyen, seven belki dostane olarak birileri bu şifa çalışmasını yapmış olabilir. Böyle bir şeyler var ise bununla alakalı değildir. Bu şifa için yapılmış bir şey. Ama eksik yapılmış. İki ayeti yan yana yazmak istiyorsanız arasına mutlaka onları bölen bir şey koymak zorundasınız. Böyle arka arkaya olmaz. Yani o bunun anlamını e, yitirmesine sebep olur. Fakat kendisinde böyle sıkıntılar var ise o zaman bunun metotlarını zaten programların içinde anlatıyoruz. Başka metotlarına baksın. Yani bununla alakalı değildir o sıkıntı. Evet hocam. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, bir YouTube sorusu gelsin hocam. Rabia Hanım demiş ki gerçekten merak ediyorum insanlar cin düğünlerine gidebiliyorlar mı diye. Şimdi şöyle ben fiziki olarak programın birinci bölümünde anlatmıştık aslında birazcık. Fiziki olarak bir insanın bedenen bir cinin düğününe gittiğini düşünmüyorum. Gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü enerji farklılığı var orada. Yani materyalize ve dematerialize olma durumu var. Ben bunun kolayca olabileceğini düşünmüyorum. Fakat ruhen bir astral boyut esnasında görülebilir ya da e, bilinç anlamında bir ele geçirilme varsa halisyonolojik olarak kendilerine gördürülebilir ya da tamamıyla rüya esnasında kendilerine gördürülebilir. Fiziken bedenin ben gidilebileceğini düşünmüyorum. Hocam, Kürşat Berkan hocam bu soruya cevap verir. Niye öbürlerine vermiyor muyum abi başkasına? hepsine <laughs> verir de, hocam bir meydan okuma vardı ondan da, hocam. Hadi yani, bakalım. Youtube üzerinden Yusuf Bey demiş ki hocam. ...hiç kimse net olarak... ...bu soruya cevap vermedi. Hadimler cin midir? Melek midir? Ya da şehitlerin ruhları mıdır? <laughs> hiçbir baba yiğit... ...bu konuyu net... ...açık bir şekilde... E, ...söylemedi, açıklamadı. Buyurun baba yiğit. Gülsat, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Kardeşimiz e, niye böyle meydan okumuş bilmiyorum ama... <laughs> ...şimdi e, soruda... E, ...şey demiş, hiçbir baba yiğit... ...buna net cevap veremedi demiş... Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey yapıp ben baba yitim kardeşim ben bu soruya cevap veririm. Demem kibir olur. Ama Allah'ta kibir yasakladı. Evet. O yüzden kusura bakmasın soruya cevap vermiyorum. <laughs> Peki. Evet yani ben Kürşat hocam buna bir cevap verecek bence de verdi yani. Cevap verdi. Verdim. <laughs> Ama yine şöyle yapalım. Hani baba yiğitlik taslamak adına değil de normal bir soruymuş gibi kabul edelim. <laughs> Kardeşimiz Yusuf kardeşimizin de gönlü kırılmasın. Şöyle abi. Şimdi bir kelime var. Bu kelimeyi hepimiz aslında duyduk. Bu kelime Azazel. Şimdi Azazel ne? Bak konuyu bambaşka bir yerden anlatıyorum. Azazel ne? Azazel iblise yani şeytana verilen isim. Hangi zamanda verilmiş isim abi? Azazel çok önceden yani lanetlenmeden önce, isyan etmeden önce meleklerin katına yükseltilmişti. Çünkü Allah'a çok bağlıydı. Hani ayette diyor ya Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diye. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştı. Ve ilim anlamında da ömrünü ilme harcamıştı. İlim anlamında da yükselmişti. Şeytandan bahsediyoruz. Evet. İsmi o zaman Azazel'di. Azazel'di. Bak ilim sahibiydi. Azazel daha sonra isyan etti. Kovuldu ve ismi iblis oldu. Nasıl iblis oldu? Şeytanlaşarak iblis oldu. Şimdi gelelim bu kardeşimizin sorusunun cevap kısmına. Bir kere berzah alemi dediğimiz bir yer var. Şayet şehitler hayatlarını kaybettiğinde, son nefeslerini verdiğinde burada kalsalardı, gelip insanlara yardım etselerdi, o zaman berzah aleminin anlamını, ka anlamı kalmazdı. Haşa Allah'ı yalanlamış olurduk. Peygamberi evet. yalanlamış olurduk. Böyle bir şey o nedenle teknik olarak mümkün değil. Fakat burada bir istisna var. Allah bazı kimselerin yani hayatını kaybetmiş şehit demiyor ama hayatını kaybetmiş bazı zatların istisnalar halinde bu dünya ile irtibatta olabileceğini bazı hadis-i şeriflerden öğreniyoruz Allah'ın müsaade vereceğini söylüyor. Fakat bu hadis-i şeriflerde ihtilaflı. Netlik yok. Bu şehitlerin tümüyle alakalı değil. Şehitler insana gelip hizmet etmez. Mümkün değil. Teknik olarak yanlış. Peki o zaman hadim kim? Hadim hizmetçi. Kelime anlamı bu. Hizmetçi. Yavuz Sultan Selim Han nasıl diyor ki biz peygamberin hadimiyiz? Hizmetçisiyiz. Aynı mesele. Hadim hizmetçi. E peki o zaman melek mi cin mi? Evet. Hadimlerin büyük bir bölümü cindir asla ve kata melek değildir. Ancak melekler içinde de hadimler vardır. Melekler içindeki hadimlerse bizim şimdiki zamandaki cincilerin yanında olmaz, bulunmaz. Şu anda cinci hoca olduğunu söyleyen ama senden para alan birileri varsa ve benim yanımda hadimin melek diyorsa eğer mümkünse kafasının üstüne bir tane terlikle ayakkabıyla vur. Mümkün değilse onun yanından uzaklaş. Böyle bir şey mümkün değil. Melek olan yani hizmet etmekle görevli olan varlık sadece peygamberlerin yanında vardı. Mesela Cebrail bir hadimdi. Neyin hadimiydi? Allah Celle Celaluhu ile sallallahu aleyhi ve sellem arasında haberleri getirip götürmekle mükellefti, hizmetliydi. Bak hizmet ediyormuş. Evet. Yine Nuh peygamberin karşısına gelen iki tane varlık vardı. Kapısını çalmışlardı. Fiziki olarak gözükmüşlerdi. Kimdi onlar? Meleklerdi. Kimdi onlar? Hizmetlilerdi. Yine bununla beraber Abdülkadir Geylani gibi, Abdülhalik Gojdevani gibi, İmam-ı Rabbani gibi mübarek zatların da hizmetine Allah'ın izniyle giden melekler yani hadimler olduğunu da görüyoruz, duyuyoruz, öğreniyoruz. Ama sağda soldaki cincilerin söylediği gibi melekler normal vasıflı insanlara hizmet etmez. Şimdi bu kardeşimizin asıl sormak istediğini ben anlıyorum. O da şu. Diyor ki mesela ortalıkta bir hadim konusu var. İşte bin bir defa Fatiha suresini okursan sana Fatiha'nın hadimi gelir. Abi bir dünya insan var ya bunu yapan bir dünya kişi mevcut. Kaç tane Fatiha suresinin hadimi vardı? Herkes ayrı ayrı gidiyor ya da bir hadim herkese mi gidiyor? Bu gibi aslında kardeşimizin bence kastettiği mesele bu. Bunda da şu var. Ayetlerin korunması ile görevli olan ya da ayetlerle ilgili, zikirlerle ilgili davetlere icabet edenlerin tümü cindir. Melek değildir. Tümü cindir, melek değildir. Melek olan hadimler sadece Allah'ın emri ile gelir hizmet eder. Ama Kur'an'daki ayetlerin, ayetlerdeki kelimelerin, kelimelerin içindeki harflerin koruyucusu olan cinlerdir. Bunun için ayrı bir kabile vardır. Hadim dediğimiz rütbesi olan, kanatları olan cinlerdir. Yani özetle insanların zikir davetiyle, insanların normal çağırma davetiyle çağırdıklarını düşündükleri ve ismine hadim dedikleri varlıkların tümü cinlerdir. Meleklerin böyle bir icabeti yoktur. Yani sen zikir okudun diye melek sana gelmez. Sen işte bilmem kaç bin tane ayet-el kürsi, bilmem kaç bin tane Fatiha suresi okudun diye melek sana gelmez. Peki cinler bu kadar kudretli ve kuvvetli midir? Evet, niye az azazel örneğini verdim? İşte bu yüzden. Bak buraya bağladık. Evet. Azazel dediğimiz varlık din konusunda, iman konusunda, ilim konusunda o kadar yetkin ve etkindi ki makamı yükseltilmişti. Aynı şey insanlar için de söz konusu. Dolayısıyla makamı yükseltilmiş pek çok varlık var. İlahi düzenin ilahi çarkın dönmesi için de sen ilim konusunda ilerlemek istiyorsan bazı zikirler çekersen, hatta inşallah bizde bir gün. ...İran'da Şehram diye bir kardeşim var. Onunla beraber bir havas kitabı hazırlıyoruz. Denenmiş... ...vefk ve tılsımları yayınlamayı düşünüyoruz. Bilmiyorum şeytan aleyhillâne... E, ...önümüze <laughs> set durmazsa... ...onunla savaşı kazanırsak. ilim noktasında bile... ...sana kapı açacak zikirler var. Hadimlerle iletişim kuracağı, kurmanı... E, ...kolaylaştıran zikirler var. Peki bir hadim bize niye yardım etsin? Yani bir cin... ...ilim anlamında çok yüksek bir makamdaysa... ...niye gelip bize yardım etsin kardeşim eder. Çünkü bir peygamber, bir peygamber ismine müşrik denilen bir cahilin dahi yanına gitti. Ona bir şeyler tebliğ etti. Halife bir cahilin yanına gitti. Ona bir şeyler tebliğ etti. Makam sahibi bir varlık da senin benim gibi bir cahilin yanına gelip ilim öğretebilir. Bu ilahi kanunun gereğidir. Yani heybesi dolu olan, heybesi boş olanı verirse Allah bunu sever. Benim mumum yanıyorsa, bir başkasınınki yanmıyorsa ben ona mumumun ışığından verirsem Allah bunu sever, takdir eder. Zaten emrimin maruf dediğimiz budur abi. Teşekkür ediyorum hocam. Uzun bir cevap oldu. Güzel Sanırım bir... kardeşimin söylediği baba yiğitlik sıfatını hak etti mi bilmiyorum ama bana bir dua eder herhalde. Eder, illaki <laughs> eder hocam ee, ve bize de yazar. Ee... Bu arada sevgili seyirciler, bu akşam farkındaysanız metafizik alemde ağırlıklı YouTube üzerindeki soruları soruyorum. Lütfen, lütfen an itibariyle bizimle olan izleyicilerimiz yayını ilk önce bir beğenelim değil mi hocam? Kesinlikle. Hemen ilk önce beğenmeden bizi izleyen varsa, abone olmadan izleyen varsa lütfen hem abone olalım, yayını beğenelim ve paylaşalım. Ee, Kürşat Berkan hocamın bu değerli bilgileri daha fazla insana... ...ulasın. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir YouTube sorusundan sonra... ...WhatsApp'a geçeceğim. Ee, Salamura Rumuzlu bir izleyicimiz demiş ki... ...hocam cinlerin... Ne güzel rumuz var. Salamura nedir? <laughs> evet, hocam. <laughs> cinlerin hocam evleri nasıldır? Ticaret yaparlar mı? Dükkanları Harika. var mı? Çalışıp para kazanırlar mı hocam? <laughs> Süper ya. Böyle sorular geldi mi hoşuma gidiyor. Çünkü bunlar en çok merak edilen... ...sorulardan bir tanesi. Evet, Mesela şuradan başlayalım... İşte bazı arkadaşlar diyor ki ben diyor onların içinde yaşadığım çok büyük bir zaman cinlerin diyor parası var. Ne abi o parası? Soğan, soğan kabuğu. <laughs> soğan kabuğuyla ticaret yapıyorlarmış. Adam bir ara çok geliyordu bize evet. bu evet. Yani cinler senin kadar öyle demeyeyim de hadi neyse iyi davranayım. Cinler o kadar asalak mı abi soğan kabuğuyla para yapsınlar soğan kabuğunu da onu kullansınlar. Bunlar altını çok seviyorlar. Gümüşü çok seviyorlar. Ziynet eşyasını çok seviyorlar. O nedenle bunlarla eğer yapacaklarsa bunlarla alışveriş yaparlar. Soğan kabuğu ne ya? Hani daha böyle daha ciddi, daha ilginç şeyler bulun abi. Soğan kabuğu nedir? Gelelim sorunun cevabına. Cinlerde mesleki alanlar var. Mesela onlar halen askeri sistemle yönetilirler. Padişahlık sistemi vardır. Aralarında askeri sistem vardır. Üstleri atlarına çok dikkat ederler. Mahkemeleri vardır. Evleri ise bunlar dediğim gibi enerji varlıklardır. Biz mesela koca koca binalarda oturuyorken onlar bir çay bardağının içine bile büyük bir bölümü sığabilir. Tabii bu enerjinin kütlesiyle alakalıdır. Az önce dedik ya makam yükselme olayı. Bunlar kuark ya da atom altı başka bir var, e, parçacık olan o parçacıktan yaratıldığını düşünüyoruz diyoruz ya her zaman. Evet, evet O parçacığın dönme ivmesi kendi makamlarının yüksekliğini ifade eder. Kendi makamları yüksek ise mesela şöyle düşünün. ...insanlarda kütle olarak nasıl büyürüz? Şişmanlarsak büyürüz. Bunlarda da şişmanlama aslında yok. Kendi makamlarının yükselmesiyle o kütlenin artması var. Evleri, hani şöyle bir rivayet var. Metruk yerlerdir, işte ahırlardır, işte tezeklerin olduğu yerlerdir falan diye. Bunlar kısmen doğru. Bir detay söyleyeyim size. Dünyadan kopmuş, satanik anlamda o satanik kısma evrilmiş insanların hayatlarına bakın. Darman dağınık, pislik içinde, odaları rezalet içinde, temizliğe önem vermezler. Pisliğin on, pislik hayat felsefeleri olmuştur. Hatta bir kardeşimiz vardı kulaklarını çınlatayım buradan. Bir reklam ajansında müdürlük yapıyorduk biraz o konuda titizimdir ben. Yani düzen, temizlik insanı kendisini ilgilendirir de düzen olmalı. Yani bu su burada durmamalı abi, burada duracak. Evet. Böyle düzeni severim ben. Temizlik yaptırıyoruz. Ben üst kattayım, kavga çıkartmış alt katta. Aşağı indik sesi. ne oldu? Abi dedi ya Kadir abi temizlik yapmama izin, izin vermiyor. Kadir hayırdır? Ya abi dedi ben dedi pisliği seviyorum ya. Temiz olduğumu rahatsız oluyorum. Allah, Allah. <laughs> Gerçekten böyle. Sonra öğrendik ki adam şeymiş yani satanistmiş. Böyle şeyleri vardır. Rahatsız olmazlar pislikten. Sufli cinler de, şeytani cinler de pislikten rahatsız olmazlar. Bu nedenle metruk yerlerde, pislik yerlerde kalırlar. Orası onların mekanıdır ya da evidir. Rahmani cinler hoş kokulardan hoşlanırlar. Hoş koku olan mekanlarda bulunurlar. Onlar oraların, onların evidir. Mesela ağaç kovuklarında yaşayan varlıkları biliyoruz kendilerine meskel olarak oraları kabul etmişler ve oralarda yaşıyorlar. Bu nedenle doğada pek çok yerde varlıkların yaşadığını görebiliriz. Hatta bir hocamızın bir beyanı vardı. O da şuydu. Bazen dedi doğada gezdiğinizde delikler görürsünüz. Bu deliklerin yılan deliği işte ne bileyim ya da farklı hayvanlara ait delikler olduğunu sanarsınız ama o deliklerin pek çoğunda bile bu varlıklar yaşar diye bir beyanı olmuştu. Tabii bu ne kadar doğru, ne kadardır bilemiyoruz ama kendisi bizzat gördüğünü, tabi varlıklarla iletişim kuran bir zattı, böyle anlatmıştı. O nedenle bu varlıkların doğada ...hizmet dediğimiz yerlerde yaşadığını biliyoruz, duyuyoruz, kendi ağızlarından da duymuşluğumuz duymuştuğumuz var. Yaşam yerleri buralardır. Hocam ee, şimdi bir altı dakika sonra. Ee, sonlandıracağız. Tamam. Ee, şimdi YouTube'dan bizi izleyenizi izlerimiz izleyen, yazıyorlar. Diyorlar ki WhatsApp sorularına geçtiler. Bu akşam gerçekten YouTube'a e, ayrıcalık tanıdık hocam. Yani ee, şu ana <laughs> kadar gelen hemen hemen soruların yüzde şeyden üzerinden geldi. YouTube üzerinden sordum. İki soru YouTube'tan alıyorum hocam. İki soru da WhatsApp'tan kapatalım. Ne dersiniz? Tamam. Bir soru ben arada sorabilir miyim? Çok bir, hoş bir soruya denk geldim. hocam buyurun, tabii. Cinler atların yelelerini örer mi? Bu çok vardır bizim Anadolu'da. Hemen hızlıca cevap vereyim buna. Atların yelelerini örer mi? Hatta kızların bile yele yeleli diyorum ya. Kızların bile saçlarını ördüğünü duymuşuzdur. Evet böyle yaramazlıkları var. Onların da hani diyoruz ya biz kendi toplumumuzda ya çok fırlama bir çocuk, çok fırlama evet. bir kız falan. Çok fırlama bir kız çocuğu, çok fırlama bir erkek çocuğu yakıştırması yapıyoruz ya. Onlarda da aynı tinette olan varlıklar var. Ya bildiğimiz fırlama bir cin. Ve dalga geçmek için, insanlarla uğraşmak için. Bunları yapıyorlar, atlalarını örüyorlar, ee, işte kız çocuklarının saçlarını örüyorlar. Bunları evet yapıyorlar. Fiziki bir maddeye temessül ediyorlar. Bu evet doğrudur, var. Ne kadar güç olsa da var yani. Evet, YouTube'dan bir soruyu Kürşat Berkan Hocam sordu. İkinci soru hocam, Rumuzlu izi izimiz demiş ki, bazı hocaların kötü enerji diyorum hocam, ee, olmadığını söylüyorlar, yok demesinin sebebi nedir? Cevaplar mısınız? Yani bana komik geliyor bu. Çünkü hadis kaynaklarında dahi var. Peygamber Efendimize dahi bunun denendiğini biliyoruz ve bu hadis kaynakları bu olayı anlatan hadis kaynaklarının da sahih olduğunu biliyoruz. Senedinin sağlam olduğunu biliyoruz. Evet. Ve bunun üzerine Felak Nas ayetlerinin indiğini biliyoruz. Hatta Mevlana'nın kuyusuna atılan o kötü enerjiyi Hazreti Ali'nin gidip çıkardığını biliyoruz. Nasıl yok diyebiliriz? Hadi bunları bir kenara bırakalım. Günümüzde Bakın günümüzde pek çok insan programında da görüyorsunuz neler yaşıyor insanlar ya. Evet. İnsanlar neler yaşıyor? Yani bunun ne bilimle ne fizikle ya da başka bir somut bir e, ilimle anlatılacak bir tarafı yok. Bunların hepsi manevi konular, fizik ötesi konular ama insanlar bunları yaşıyor ve bunlardan muzdarip. Az önce bahsettim. Kendi çocuklarını katletmiş bir anne. Onlar benim gözüme yeşil cüce olarak gözüktü. Ben onları öldürdüm kendi çocuklarımı korumak için diyor. Şimdi bunu nasıl inkar edebiliriz? Ben bunu inkar eden arkadaşların da ya kasıtlı anlamda şeytanın esiri olduğunu ya da cahil olduğunu düşünüyorum. Çünkü akıllı başlı insan bunları inkar etmez, gerçek etmez. Bu kadar örneğe rağmen inkar etmez yani. Evet hocam ee, bir WhatsApp sorusu. İzleyicimiz demiş hocam iki sene öncesinde babama Evlenmesin, evlenemesin diye kötü enerji yapıldığını öğrendik. Ben 2004 yılında 18 yaşında panik atak geçirdim. Sonrasında aralıklarla bu olay devam etti, depresyon, e, kaygı bozukluğu ortaya çıktı hocam. İlaç kullandığını söylüyor. E, soru çok uzun hocam, kısaltıyorum. E, son 10 senedir de hocam yani bir evlilik düşünüyor ama olmuyor, hayatına birileri giriyor, uzaklaşıyor. Ee, anne ve babam diyor 38 sene önce evlenmiş. Hı hı. Bu kadar süredir bu kötü enerji devam eder mi? Yani anne babadan herhalde kendisine geçtiğini düşünüyor hocam. Hı hı. Ee, 38 38 sene önce yaşanmış bu olay e, devam eder mi diyor soruyor hocam. Şimdi bu konuda yanlış bir inanç var. O da şu deniyor ki birincisi büyülerin her yıl tekrarlandığını ifade ediyorlar. Hayır böyle bir şey yok. Bir kere yapılır, olay biter. 38 yıl boyunca devam eder mi? Hem eder hem etmez. Ne demek istiyorum açıklayayım. Bir kötü enerji yapılır. Kötü enerji yapılması demek oraya cin görevlendirilmesi demek. Örnek mesela ben bu suyu büyüledim. Büyüledim de bu su tek başına iş görmüyor. Bunun iş görmesini sağlayan harekete geçirmesini, aktif olmasını sağlayan cinler var. Ve bunu sana içiriyorum. Sana içirmekle ben aslında şunu yaptım. Tuttum. Sana büyü yaptım ya, tuttum. Sana aynı zamanda varlık musallat ettim. Sen bunun etkisini 5 yıl sonra attın bedeninden ama musallat ettiğin varlıklar senin bedeninde, ailende kalmaya devam etti. Yani bu kadar uzun sürmesinin sebebi musallata dönüşen varlıklardır. Belki de bu kardeşimizde aşık cin musallatı dediğimiz durum oluştu. Belki de o yüzden evlenemiyor. Bilemiyoruz. Ben her zaman olaya şöyle bakıyorum. Diyorum ki ailemizde yaşamımızda ya da aile bireylerimizin yaşadığı başka olaylardan dolayı bu olaylardan mütevellit evimizin içinde bazı huzursuzluklar olabilir. Babamız huzursuz olabilir. Annemize işte kötü davranıyor olabilir. Aynı şekilde annemiz evimize bakmıyor olabilir. Aynı şekilde çocuk asi olabilir. Anneyi babayı kandırıyor olabilir. Özellikle babayı kandırıyor olabilir. Şimdiki çocuklarda çok var. Evet. Babayı kandırıyor olabilir. <laughs> Bu gibi şeyler ailenin diğer bir üyesinde travma oluşturabilir. Bu travmalar zamanla birike 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 hayatını alt üst eder hale geliyor. Ve sonra işte zeminde biraz zayıf olunca diyoruz ki herhalde bizde kötü enerji var. Ama aslında kötü enerji yok. Yaşadığımız travmalardan ötürü bizim bilinçaltımızda sıkıntı var. Bilinçaltımızı temizlesek, kendimizi motive etsek aslında hiçbir şey kalmayacak. Sonra bu anksiyeteye, OKB'ye çeviriyor ve biz bunu farklı şeylere yoruyoruz. Belki de aslında hiçbir şey yok. Biz var sanıyoruz. O nedenle ben her zaman diyorum ki önce bir kendinizi kendiniz kontrol edin. Sizde bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız Rukiye ile, sizde bir şeyler düş olduğunu düşünüyorsanız, gerçekten kanaat getiriyorsanız ...o zaman metafizik uzmanına gidin. Çünkü ilk metafizik uzmanına giderseniz... ...olmasa bile sizde var diyecek. Niye? E paranın yüzü sıcak. O nedenle önce kendimizi kontrol edeceğiz. Kendimiz gerçekten de... ...o yede yaşayacağımız... ...burada söyleyemiyoruz ama... ...aksiyonları yaşarsak bedenimizde... ...hissedersek o zaman metafizik uzmanına gideceğiz. Teşekkür ediyorum hocam. Son soruyu soruyorum hocam. Ee, i̇zleyicimiz demiş ki... ...ben çoğu kez... İstem dışı olarak asral seyahate çıkıyorum ve çok güzel. o esnada kafamın içinde çok yüksek bir ses çınlayıp duruyor. Sonra uyanıyorum. Sizce bu olay neden başıma geliyor? Uyumlanamıyor. Tek kelimeyle bu astral seyahatte karın ağrısı, göbek deliği ağrısı ve kulaklarda çınlama, şu şakak dediğimiz bölgelerde yoğun baskı oluyorsa bu çıktığınız boyuta uyumlanamadığınız anlamına gelir. O zaman şunu yapacak asla seyahate çıkmadan önce kendisini Lucid'i öğrensin bir kere kendisini ayarlayacak ve ayarladıktan sonra evinin dışına çıkmayacak. Kendi odasının dışına çıkmayacak. Kendi odasının dışına çıkmayıp orada kalmayı öğrendiğinde o geçecektir. Sonra kademe kademe bildiği yerlere gidecek. Bildiği yerlere gidip gelip bunu da açtıktan sonra artık zaten o kalmayacaktır. İstediği yere gidebilir. Hocam bir soru sorma hakkım var mı? Buyurun. YouTube izleyicimizi kırmayalım. Çünkü hacker Rumuz bu e, izleyicimiz diyor ki Özgür Bey bir soru sormuş. Lütfen bunu sorun diyor. Sorusu şu hocam. E, eğer kaçırmadıysam. Mısır piramitlerinin içinde dua ettim. Oranın enerjisinin yüksek olduğunu ve dünyanın lehatlarında bulunduğu, bulunduğu için özel yerler olduğu doğru mudur? diye bir soru sormuşlar. Evet, ediyorum. doğrudur. Mısır piramitlerinde bir ley hattı var mıdır bilmiyorum. Ama orada yoğun bir enerji olduğu daha önce yapılan keşiflerden, arkeolojik çalışmalardan belli ee, ve bu birçok kez söylendi. Hatta oranın o yoğun enerjisini şuraya yordular. Elektrik santrali olabileceğine. Yani kadim dönemde hatta bununla ilgili hieroglif de vardı. Kadim dönemde elektrik santrali olabileceğine de yordular. Dolayısıyla <laughs> affedersiniz bir su için müsaadenizle. Tabii ki hocam. Ee, <laughs> bu arada YouTube üzerinden bizi takip eden ve bizi her zaman destek veren e, Kutap Kuloğlu çok teşekkür ediyoruz. Ve Rabbim sizlerden razı olsun. Yine Heyker e, Rumuzlu izi izimiz hocam bize her hafta gerçekten sahiplenmişler evet. programı. <laughs> Yine Feyza Hanım yani bunlar gerçekten metafizik e, alem programını kendi programları gibi hocam bize destek veriyorlar zaten. Biz de bu program hocam izleyicilerimizle beraber yapıyoruz Kesinlikle değil mi Kesinlikle öyle. Yani onlar orada olmasa biz burada olamayız onlar hocam. Onlar bizim zenginliğimiz. Evet. Mısır piramitleri bana göre dediğim gibi bir enerji santrali e, öyle mi de değil midir bilmiyorum ama çok yoğun bir enerji barındırdığı artık net. Çünkü hakkında yapılmış pek çok bilimsel çalışma var, ölçümler var. işte bilim insanlarının makaleleri var. Hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler bunlar. Dolayısıyla orada bir ley hattının olup olmadığı konusunda ben olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar yoğun bir enerjinin olması başka bir şeye yorulmaz diye düşünüyorum. Zaten o dönemlerde ve önceki dönemlerde Maya piramitleri de yine buna benzer nitelikte bu merkezleri böyle büyük yapıları enerji merkezlerinin olduğu yerlere yapıyorlardı. Yine Kabe'de de benzer bir durum olduğu söyleniyor ve orada da bir e, enerji yoğunluğunun olduğu söyleniyor. Yine Kudüs'te de aynı şekilde bir ley hattının olduğu söyleniyor. Ve bir başka ley hattının da İstanbul'da Ayasofya'da olduğu beyan ediliyor. Dolayısıyla ley hatlarının olduğuna gönlümüz kani inanıyoruz, kabul ediyoruz. Bunun hakkında da yapılmış pek çok çalışma var. Dolayısıyla Mısır piramitleri de bunlardan bir tanesi olabilir. Hocam teşekkür ediyorum. Özgür Bey. <laughs> ee, güzel espri yapmış ee, Allah razı olsun diyor <laughs> Torpille bir soru sorduk diyor Hayır Özgür Bey baş tacısınız ee, İyi ki varsınız Ama şuna gibi. hak versinler şimdi Özgür Bey ya da diğer arkadaşlar bilmiyorum ama Şimdi yoğun bir baskı olunca sen sordun galiba e, Fakat şu var Şunu bir kere anlasınlar Şimdi onlar burada soru soruyorlar ama Bu kadar yoğun sorun içinde bir de WhatsApp'tan gelen böyle yoğun sorular Hocam, var. Hocam bu akşam WhatsApp'ı hemen hemen bir iki sorunun dışında açmadım yani şurada. Aynen sözü... öyle, aynen öyle. Bu akşam özellikle ağırlıklı YouTube'dan gelen soruları yönelttik. Dolayısıyla ee... kaçırdığımız sorular olabilir içinde. Evet. Yani bu hafta kaçırıyorsak... önümüzdeki hafta mutlaka sormaya çalışıyoruz ee, ki dikkat edersen bizim her hafta yaptığımız programlarda yani bir hafta cevap vermezsek bir sonraki hafta o isme mutlaka cevap veriyoruz. O yüzden. ...kimseye yanlış anlamasın ama öyle kızıp da... ...işte gönül kayıp da benim sorumu sormadınız falan... ...böyle rollere girmeye gerek yok. Çünkü bu hafta sorulmayan soru... ...önümüzdeki hafta mutlaka sorulur. Ve bu kasıtlı yapılmıyor kimse için. A kişisi için, B kişisi için... ...kasıtlı olarak ya dur şunu sormayayım gibi bir durum... ...zaten yok. Tabii o ki. yüzden biz nasıl ki... ...sevgiyle, muhabbet ile, aşk ile... ...onları kuşaklıyor ve... ...izleyicimiz bizim zenginliğimiz diyor isek... ...onlar olur. da aynı samimiyeti... Biz de görmelerini murat ederiz. Öyle hocam görüyorlar. Ee, hocam kişi sevdiği kişiye de biraz şey yapar değil mi hocam? Naz eder mi diyorsun? Tabii hocam bizim <laughs> izleyicilerimiz. İyi ki varlar hocam bize gerçekten destek veriyorlar. Rabbim hepsinden e, razı olsun. Bu arada e, kapattırken de şöyle küçük bir ricada bulunayım. Şu anda bizimle olan izleyicilerimiz yayını beğenmeyenler değil mi hocam? Lütfen beğenelim, abone olalım, bildirimlerimizi açalım... Aynı zamanda Metafizik Alem'in kendisine ait ayrı bir YouTube kanalı var. Metafizik Alem yazdığımız zaman karşımıza çıkıyor. Lütfen buraya da abone olalım. Kürşat Merkan Hocam'ın kısa kısa çok çok önemli videoları burada var. Buradan e, bu önemli videoları takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hocam var mı son bir mesajınız? Herkese çok teşekkür ediyorum. Bize dua etsinler inşallah. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyiciler, metafizik alemi nokta koyuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.